Mesut Mak'ın babasıyım. Dediğim gibi olaylar oraya kendi inancı inandığı bir yol vardı. Barış ve Demokrasi adına oraya gitti. O yürüyüşe katıldı. Ve ne yazık ki bütün şeylerin devlet güçlerin diye, İçişleri Bakanı'nın diye hepsinin haberi olduğu halde önlem alınmadı. Önlem alınmadığı için de orada 103 kişi katledildi ve bunların içinde de bir tanesi benim oğlamdı işte. Başka ne diyeyim yani. Şimdi ondan sonraki başkası dönemde gibi benim oğlum onurumla şeyinden şey yaptı yani. Kim başkası böyle ikili üçlü oynama gibi evet ne bileyim ki desinler için yapmadı bunu. İnandığı bir çizgi vardı. Ve o çizgi uğruna da kendisi şehit oldu yani. Başka, ondan sonra da ne yaşandığımızı artık bir şeyi ancak ateş düşen yerde duman çıkar. O da 4. seneye geçti, 5. seneye girdi. Gel gidelim bizim eve. Bugün olmuş gibi annesi halen daha şey. Ben yine her ne kadar şey etsem bile benim buraya stres atıyorum. Ben başka şeylerle uğraştığım için pek ben dışarıya veremiyorum ama gel annesinin şeyini gel bugünkü gibi bugün olmuş gibi aynı şey. Bir komşuya gidemiyor. Kapının önüne dahi çıkamıyor. Almanya'ya gönderdik. Kız kardeşinin ablası orada. Abisi orada. 3 aylığına gönderdim. Gitti bir ay durmadı. Geldi buraya. Kızımın yanına gönderdim. Diyarbakır'a. Dedim git bir 2 ay kal. Orada yine 15 gün durmadı. Geldi. Babası gel Petek'te gönderiyorum. En fazla bir hafta kaldım. Yani bir yerde durmuyor demek istedim. Kapının önüne dahi çıkaramıyorum. Öyle bir durum yaşıyoruz yani. Başka bir şey yok. Tek şeyim ateş düşen yerde duman çıkar. Ne desek de boş yani. Ancak onu yaşayanlar bilir yani. Bir de bunun yanında tek şeyim var. Allah düşmanım olursa bir de gel bir evlat acısı vermez. İşte söyleyecek bir şey yok. Mesut Mak evli. İzmir'de yaşıyordu. Eşinle beraber mutlu bir hayatı vardı. Bu arada bize bir kızı oldu 11 yaşında. Kızı da şu anda İzmir'de. İşte kendilerine bir şey çizmişler. İşte o yolda kendim çalışıyor bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Kızına bakıyor işte öyle. Bu arada elimizden geldiği kadar da biz de yardımcı oluyoruz. Kaç yaşındaydı peki? O zaman 43 yaşındaydı. Evet. Teşekkür ederim.